Merhaba. Bu programa Çocuk ve Drama Ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan Dramanın Tarihsel Gelişimi bölümüyle başlayacağız. Bu programda dramanın yurt dışı ve yurt içindeki tarihsel gelişimi ve dramanın dünyada ve Türkiye'deki öncüleri konularını ele alacağız. Programımıza dramanın yurt dışındaki tarihsel gelişimine göz atarak bir giriş yapalım. Dramanın başlangıcı ile ilgili olarak alan yazında üzerinde anlaşılmış ortak ifadeler yer almasa da dramanın öncüleri olarak kabul edilen bazı isimler göze çarpmaktadır. Harriet Finlay Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Hedgott ile öğrencisi sayılan Gavin Balton ve Nellie McCaslin gibi isimler dramanın öncüleri olarak kabul edilmektedir. Eğitimde drama programını kapsamlı bir şekilde telaffuz eden ilk kişi okul müdürlüğü yapan Henry Caldwell Cambridge olmuştur. Kendine özgü bir drama yöntemi geliştirmiş ve 1954 yılında yayımlanan ve çocuk draması adı verilen kitabında bu yöntemini anlatmıştır. Çocuk dramasına giriş kitabı ise 1976 yılında yayımlanmıştır. Peter Slade ismini ele almamız iyi olacak bu noktada. Öyle ki kendisi drama'nın çocuk draması adında kendi başına bir sanat formu olduğunu söyleyen ilk eğitimcidir. Slade, dramanın tiyatro ile karıştırılmaması, fakat tanınması, saygı duyulması, kendi başına korunması ve çocuğun kişisel gelişimi adına okul programlarında bağımsız bir yer alması gerektiğini belirtmiştir. Dramanın gösterim amaçlı uygulanmasının çocuğun kişiliğine zarar vereceğini savunmaktadır. Slade'in öğrencisi Brian Way ise İkinci Dünya Savaşı sırasında olumsuz yaşantılar edilen ve zorluklara maruz kalan çocuklara drama yolu ile yardımcı olmaya çalışmıştır. Way, drama ile tiyatroyu kesinlikle ayırır. Ona göre tiyatro seyirciler için oynanır. Dramada ise seyirci değil, katılanların kendi yaşantıları önemlidir. Way'e göre çocuğa kesin roller vermek ve çocuğu belli davranış kalıplarına hapsetmek zararlıdır. Drama çocuğu geliştirmek içindir, dramayı geliştirmek için değildir. Viola Spolin 1963'te Tiyatro için Doğaçlama adlı kitabında çocuğun içinden geldiği gibi rol oynamasının kendini ifade etme yönünden önemini vurgulamıştır. Bolton 1979'da Eğitimde Dramanın Kuramına Giriş adlı kitabında drama konusunda daha bilişsel ve analitik yönlere ağırlık veren bir yaklaşımı savunmuştur. Çocuklara sorular sorarak konuya açma ayrıntılara girme ve tartışmaya önem vermiştir. Bolton'a göre çocuğun kendini ve yaşadığı çevreyi anlaması önemlidir. Çünkü içinde yaşanılan çevreye uyum yaşamsal değer taşır ve eğitimde drama etkinlikleri temel olarak uyumu amaçlamalıdır. Dramanın Türkiye'deki tarihsel gelişimi Türkiye'de dramanın bir yöntem olarak ülkemizdeki gelişiminin 1908'de Eğitsel Programlar Başkanlığı'nı yapan pedagog olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu ile başladığını belirtmektedir. Tarihi temsiller ekiyle okullarda tiyatro çalışmalarının yapılmasını vurgulamıştır. Türk eğitim tarihinde Baltacıoğlu tarafından hazırlanan 1915 yılında çıkan Mektep Temsillerinin usul Tedrisi başlığı ile Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle doğaçlama oyunculuk kavramından söz edilmiştir. Bu yönetmeliğin ilk bölümünde tiyatro çalışmalarının eğitim ve öğrenim ile ilişkisi, ikinci bölümünde de tiyatro çalışmalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgiler sunulmaktadır. İlk basımı 1943 yılında, ikinci basımı da 1950 yılında Okullarda Dramatizasyon isimli kitap Selahattin Çoruh tarafından yazılmıştır ve bu kitapta dramatizasyonun okullarda kullanımı bunun sayesinde öğrencilerin pasif bir şekilde eğitilmesinin ortadan kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. Dramanın bilgileri yaşayarak, yaşatarak kazandıran bir yöntem olduğunu vurgulamıştır. Türkiye'de yaratıcı drama hareketinin başlangıcı 1982 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan ve tiyatroda özgünlüğü ve yaratıcılık kavramının önemli olduğunu vurgulayan Tamer Levent ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi İnci San'ın bir araya gelmesiyle başlamıştır. 1985, 1987, 1989 yıllarında gerçekleştirilen 3 seminere katılan eğitimciler, eğitim bilimciler, çocuk gelişimi uzmanları, tiyatrocular, edebiyatçılar başta olmak üzere değişik mesleklerden oluşan bir grup Türkiye'de eğitimde yaratıcı drama alanında çalışan ilk çekirdek grubu oluşturmuşlardır ve dernekleşme yoluna giderek Çağdaş Drama Derneği'ni kurmuşlardır. Dramanın Türkiye'deki öncüleri Selahattin Çoruh Ankara İlköğretim Müfettişlerinden Selahattin Çoruh, ilk basımı 1943 yılında, ikinci basımı da 1950 yılında Okullarda Dramatizasyon isimli kitabı yazdı. Dramanın ders konuları ile birleştirilmesi gerektiğini belirten Selahattin Çoruh, örneğin Türkçe derslerinde sözcük ve tümcelerin oyunla birlikte konuşmalara ve hareketlere katılması gerektiğini, dramatizasyon çalışmalarında yazının okunması değil, sahneye konmasının önemli olduğunu söylemiştir. Dramatizasyon çalışmaları için sahnenin olmasının çok da önemli olmadığı, sınıfın, sıraların, kürsünün arasında kalan ön kısmın bu iş için yeterli olacağını belirtmiştir. Tamer Lavent Devlet tiyatrosu sanatçısı olan Tamer Lavent, 1982 yılında İnci San ile çağdaş drama uygulamalarının başlamasına öncülük etmiştir. 1990 yılında kurucusu olduğu Çağdaş Drama Derneği'nin çalışmalarıyla da Türk eğitim sisteminde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak yer almasında önemli çalışmalarda bulunmuştur. İnci Sam 1974 yılında sanatsal yaratma ve çocukta yaratıcılık başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Sanat yoluyla eğitim anlayışını savunmuştur. Yaşam ile oyun arasında temel yapı benzeşmesi bulunduğunu, oyundaki etkileşim ile toplumsal gerçeklikteki etkileşimin de temel yapılarının benzer olmasının oyunun eğitimde kullanılmasına etken olduğunu belirtmiştir. Örneğin evcilik oyunu ile evlilik kurumu gerçeklerinin benzeşmesi gibi. Drama gerçek dünya ile kurgusal dünyanın özümlenmesi ile oluşur. 1985 yılında İncisan'ın Tamer Levent ile birlikte gerçekleştirdiği ilk uluslararası eğitimde dramatizasyon semineri, yaratıcı dramanın Türkiye'deki çağdaş kullanımının kamuoyuna açılması yönünde öncülük etmiştir. Dramanın yurt dışındaki öncüleri Harry Finlay Johnson, İngiltere'de 8 ila 13 yaş çocuklarıyla çalışırken bir köy okulunda öğretmenlik yaparken öğrencilere geleneksel yöntemlerle ders anlatıldığını gözlemlemiştir ve öğretim yöntemlerinde değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünmüştür. Öğretimde dramatik süreci kullanarak denemeler yapmış, bunu dramatik yöntem olarak adlandırmıştır. 1911'de Öğretimin Dramatik Yöntemi adlı kitabı yayınlamıştır. Dramatik yöntem olarak isimlendirdiği çalışmalarını 8 ila 13 yaş grubu ile şekillendiren Johnson, pek çok insanın aksine yazılarında kendisinin ne yaptığı değil, çocukların neler başardığını yazmıştır. Peter Slade, Johnson gibi çocukların mutlu olmalarının her şeyin önünde olduğunu ve çocukların kendine ait bir dünyası olduğunu ve yetişkin dünyasından farklı özellikler taşıdığını, oyunun kendini ifade edebilmesini sağlayan dillerden biri olduğunu ve oyunun çocukları yetişkinlerden ayıran özelliklerden biri olduğunu savunmaktadır. Peter Slade, çocuğun oynadığı oyunları ikiye ayırmaktadır. Bunlar kişisel oyunlar ve tasarlanan oyunlardır. Kişisel oyunda insanın tüm etkinlikleri kullanılır ve karakterizasyon ile hareket bu oyunun tipik özellikleridir koşma, top oyunları, dans, yüzme gibi etkinlikleri içine alır. Tasarlanan oyunlarda ise tüm zihin kullanılır fakat beden o kadar çok kullanılmaz. Hayali bir dramatik durum tasarlanarak dışarıdaki nesnelere yönelilir. Brian Way Brian Way bir okul dersinden ibaret olmayan dramanın insan yaşamının her noktasında var olduğunu ifade etmiştir ve dramayı yaşamın uygulaması olarak tanımlamıştır. Yaratıcı drama anlayışı genel olarak kişiliğin yedi boyutu olarak adlandırılan çembersel gelişim modelinden yola çıkarak bu çember üzerindeki yedi noktanın aşamalı ve uzun süreli yaratıcı drama uygulamalarıyla geliştirilmesi temeline dayanmaktadır. Dorothy Hedcott Dorothy Hedcott, 1970'lerde eğitimde drama konusunda çalışmalar gerçekleştirmiş, bu çalışmalar sırasında bazı yaklaşımlar elde etmiştir. Dört drama modeli vardır ve bunlardan birincisi, bireyi ve bireylerin sorunlarını merkeze alan, insanı keşfetmek için drama. İkincisi, sorunu merkeze alan, çocukların hayali bir problemi uzman rolü alarak çözdükleri uzman rolü yaklaşımı. Üçüncüsü, programdaki farklı derslerin aynı drama çatısı altında buluşup çocukların alanlar arasındaki bağlantıları görebilecekleri yuvarlanan rol. Ve sonuncu olarak da çocukların gerçek hayatları ile bağlantılı sorunları çözmek üzere kurdukları, komisyon içinde olayı değerlendirdikleri ve genelde de süreçlerine dair bir rapor şeklinde yazılı çalışma yaptıkları komisyon modelidir. Bu programımızda çocuk ve drama ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan dramanın tarihsel gelişimi konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili dramanın yurt dışı ve yurt içindeki tarihsel gelişimi, ve dramanın dünyada ve Türkiye'deki öncüleri başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.